Efendim bu sezon palamut bolluğuyla başlamıştı biliyorsunuz. Ancak Karadeniz'de bir haftadır fırtına devam ediyor. Balıkçılar denize açılamadı. Tezgahlarda da balık fiyatları arttı. Karadeniz'in genelinde etkili olan fırtına sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Bu durumsa tezgahlara yansıdı. Havanın esmesinden dolayı biraz artış oldu. İnşallah hava açınca biraz daha düşecek diye bekliyoruz. Balıkçıların limanda beklemesi ve fırtına sebebiyle denize açılamaması tezgahlarda balık fiyatlarını yükseltti. 70 ile 50 arası değişiyor palamutların fiyatı. Ne kadardı daha önce? Daha önce de 40 lira 50 arası büyükler, ufaklarda 25-35 arasıydı. Balıkçılar havaların soğumasıyla hamsinin çıkmasını bekliyorlar. Bu havadan sonra hamsi çıkmasını bekliyoruz yani. Hamsi şu an pek bol değil, boğazdan geliyor. Bu havaların soğumasıyla bekliyoruz işte. Fırtınanın dinmesiyle birlikte palamut fiyatlarının tekrar inmesi bekleniyor. Antalya'daki Çıralı sahilinde ise karetta karetta yuvalama sezonu sona erdi. Geçen yıla oranla sahilde denizle buluşan yavru sayısı %27 arttı. ...103 yuvadan 3846 karette karette yavrusu denizde buluştu. Geçen yıla göre azalan yuva ve yumurta sayısına rağmen yavru sayısı %27 arttı. Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından olan... ...ve bu özelliğiyle Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan... ...Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde yuvalama sezonu bu yıl 11 Temmuz'da başlamıştı. 30 Eylül'de yuvadan çıkan son yavrular da denizde buluştu. Türkiye'deki 22 yumurtlama kumsalından biri olan Çıralı'da bu yıl sezonu tamamlamış bulunmaktayız. Bölgede bu sezon yuva ve yumurta sayısı geçen yıla göre azaldı ancak denizde buluşan yavru sayısı %27 arttı. Şu ana kadar 103 tane yuvamız, deniz kaplumbağası yuvamız oldu. 7950 tane deniz kaplumbağası yumurta bıraktı. Bunlardan 3846 tanesi canlı olarak denize gitti. Hayvanseverler son karetta karetta yavrularının denizde buluşmasını ise böyle izledi. Sayın seyirciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara uçağına binmek için yeni açılan metroyla havalimanına gitti. Kara İsmailoğlu metroda vatandaşlarla sohbet etti. Kaçta uçağınız kaçta? 11.20. Bakın çok rahat, çok rahat yetişir, çok da vakit kalır size. Öyle olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Metroya bindi, vatandaşlarla sohbet etti. Farklı oluyor değil mi? Oldu oldu tabii. Çok farklı oldu. İnşallah. Güle güle kullandık. Sağ olun. Sağ olun. Bir defa kullandık. Yani daha hızlı gideceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara uçağına binmek için yeni açılan metroyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti. Yarım saatte kaçırdım uçağı. Şimdi bunu tercih ettim. Fevzi Çakmak Hastanesi metro istasyonundan kısa bir yolculukla havalimanına ulaştı. Kara İsmailoğlu yolculuk sonunda kameralar karşısına geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı. Pendik Sabiha Gökçen metro hattının Marmaray bağlantısının da bir an önce yapılması gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bir alan. Pendik den Marmaray arasında 4 kilometrelik bir hattında daha önce başlanmış olan hattın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Tabii onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Bir an önce bitirip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor.